Merhabalar, Emine Aktürk ben. Bergama'dan 17 Nisan'da bu tur için yola çıktık. Bu bir farkındalık turu. Ben 2 yıl içinde bir kanser hastalığıyla tanıştım ve bisikletim sayesinde biraz daha kolay atlattım. Doktorumun yönlendirmesiyle örnek bir hareket bu bisikletle bu şekilde kolay atlatman dediği için biz de bu tura çıkarken kanser hastalarına umut, veya başka hastalıklar da olabilir. İlla kanser diye ayırmıyoruz ama bir hobinin insana nasıl iyi geldiğini göstermek amaçlı biraz çıktık. Yollarda bizimle irtibata geçen birçok kanser hastası olsun, başka hastalıklar olsun insanlarla sohbet ettiğimizde hobilerin insanı hayata bağladığını, mutlu ettiğini, hatta iyileşme sürecinde çok etkili olduğunu, İlaç kadar belki önemli olduğu yerlerin de bulunduğunu biz yaşadık ve bunları insanlara göstermek istedik. Çok da ilgi gördü. Şu an Urfa'dayız. Mehmet Hocam 1200 dedi ama biz dolaşarak geldiğimiz için 2000'e yakın yol yaptık. 2000 kilometreye yakın. Çünkü şehir içlerinde de dolaşarak geziyoruz. Direkt buraya gelmediğimiz için tabii bu mesafe 1200 fakat bizim uzattığımız için 2000 kilometreyi bulduk. Biraz daha devam edeceğiz. Daha doğunun başlarındayız. Hedeflerimizden biri Gaziantep ve Urfa'ydı. Urfa'da hem Urbit var, bisiklet kültürü çok geniş bize göre. Bilemiyorum yansıması nasıl. Çok dışarıdan güzel görünüyor. Hem onun heyecanıyla geldik hem Urfa'nın çok geniş gezilecek birçok kültürel açıdan yerler olduğu için biraz burada uzun süre kalacağız. Yani birkaç gün daha buradayız. Farkındalık sadece tabii ki hani bir hastalığı yenmek güzel bir motivasyonla, işte bisiklet gibi bir etkinlikle, tenis olabilir, bisiklet olabilir, herhangi bir hobi olabilir. Ama biz yani biz ayrıca sıradan insanlar belli bir yaştan sonra bile çok rahat bir bayan olarak ülkeyi gezebileceğini, gayet hoşgörülü davranıldığını, bizi işte birazcık endişelendirdiler. Hani doğuda dikkatli olun, iki kadınsınız, başınıza bir şey gelebilir. Fakat çok şükür, çok kibar, çok hoşgörülü, çok böyle şefkatli insanlarla karşılaştık. Çok güzel Doğu, memleketim çok güzel, her köşesi çok güzel, insanları çok güzel. Çok mutluyuz burada olduğumuz için, teşekkür ederim. Arzu Elibol, ben Halk Bankası emeklisiyim. Almanya'da büyüdüğüm için hala daha Alman dilimi kullanarak ara ara çalışıyorum, home office tarzı. Nasıl buldunuz? Muhteşem bir mucize zaten. Mucize sonucu hani böyle bir göl oluşmuş. Yani mucizeler şehri, ne bileyim medeniyetlerin şehri. Göbekli Tepe'ye daha gitmedik. Ziyaret edeceğiz inşallah. Dün muhteşem müzenizi ziyaret ettik. Yani ben böyle beklentimin çok çok üstüne, kocaman şahane bir müze yapılmış burada. Paylaştım arkadaşlarımla ve heyecanla bizi takip ediyorlar Instagram'dan, Facebook'tan. Herkes gelip görmeli. Ben Urbit Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aslan. Bugün Urfa'da yine misafirlerimiz var. İzmir Bergama'dan bisikletle yola çıkan Emine Aktürk ve arkadaşı Arzu Elibol yaklaşık 1200 kilometre pedallayarak buraya geldiler. Biz de Urbit Bisiklet Spor Kulübü olarak onlara rotalarında ve konaklamalarda yardımcı oluyoruz. Şu anda Balıklıgöl'deyiz. Balıklıgöl'ü geziyoruz ve onlara bildiğimiz kadarıyla Balıklıgöl dünyanın en büyük akvaryumunu kendilerine anlatıyoruz. Biz onlara Şanlışehir'e, kültürün başkentine hoş geldin diyoruz.
Allah'a.